Şimdi AKP'liler son zamanlarda Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Öncelikle o başlattı her şeyi. Sonra Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı koltuğunda oturan şahıs, öyle diyeyim. O da devam ettirdi. Efendim işte vay biz yargıda reform, ondan sonra herkese adil yargılanma süreci, eğer bir haksızlık yapılmışsa biz bunun işte bedelini ödemeliyiz, bilmem şu bilmem bu deyip durmaya başladılar. Siz ne diyorsunuz bu yargıda reform adı altında yapmayı Karadeniz çalıştıkları şeylerle ilgili? Karadeniz'de anlatılan temel fıkralarına benzetiyorum. Üstünde konuşmaya değmez. Bu kadar zulümden sonra ben 163 tane firavunu inceledim. Mısır tarihinde 163 tane firavun geldiği söylenir. Mısır tarihinde. Firavun bir makam, lakap ismidir yani. Sadece bu firavunlar içerisinde bir tanesi iman etmiş. O da Hazreti Yusuf Aleyhisselam dönemindeki firavun, adı Kıtfir, makamı Kıtfir. Kıtfir veya gelmiş Hazreti Yusuf'a iman etmiş. Yani Allah'a inanmış, Müslüman olmuş. Onun dışında 162 firavun. O firavunların Hazreti Musa dönemindeki firavun öne çıkıyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam döneminde de firavunlar vardı. Eyüp Aleyhisselam da o firavunun ayağına gitti bir ondan dolayı kader açısından hasta olduğu da söylenir. 162 firavunun bütün firavunluklarını topla üst üste Kur'an'da firavunla alakalı anlatılan bütün ayetlere baktım. Bu şimdiki adamın yanında böyle deryada damla kalmıyor. Bu kadar zalim, bu kadar zulmet, öyle çocukları bile hapishanede, kadınları bile hapishanede tut. Sonra adalet reformu filan. Karadeniz temel fıkrası gibi bir şey Evet. yani. Tarihte bunlar kadar zalim ikinci bir dönem gelmemiştir. Bunu tarihin bütün köşelerde sesim yetişse haykırarak, bağırarak söylerim yani. Bu kadar masum insanların, ben kendimden biliyorum çünkü, bütün iftiraları attılar. Ben Zekeriya Beyaz'ı hayatımda hiç görmedim. Televizyonlarda herkesin gördüğü kadar. İşte ayda bir Zekeriya Beyaz İzmir'e benim eve geliyor, işte darbe planları yapıyormuş. Yani iftiraya bak. Büyük iftira yani. Muhsin Yazıcıoğlu'nu helikopterden ben atmışım aşağı. 200 tane askeri aşağı atmışım. Bunlar alçakça yani. Bağışlayın. Alçakça tarihin hiçbir kitabında bu kadar iftira olmamıştır. İftiralar bir tarafa, zulümler de var. Yani dünyaya rehber olabilecek, insanlık dersi verebilecek böyle bir hizmeti sırf hırsızlığını kapatmak için. Sırf hırsızlığını kapatmak için. Sırf hırsızlığını kapatmak için bu kadar iftira ve zulüm tarihin hiçbir döneminde yapılmamıştır. Ne yazık ki hocam, ne yazık ki. Hem Onlara gülüyorum yani. Millet de İnşallah aldanmaz. Millete şahane yalan söylüyor. Çünkü ara sıra camiye falan gittiği için millet de zannediyor ki bu Müslüman cami yaptırıyor devletin parasıyla. Çaldığı paralarla. Haccac Zalim de Kabe yaptı yani. az önce tabii seyircilerden bazen böyle enteresan tipler mesajlar yazıyorlar. Bana YouTube kanalından, ondan sonra Instagram'dan, Twitter'dan bazen böyle ağır yorumlar yazanlar da oluyor. Bunlardan bir tanesi böyle işte şey yazıyor. Çoğunlukla ortak olarak yazılan mesajlardan birisi. Siz işte şu kadar insanı katlettiniz. Siz vatan hainisiniz, siz katilsiniz, siz canisiniz. Katilleri araştırsınlar, bulsunlar, bakalım işte bu şu katiller. Evet. Yani Niye araştırmayı yasak ediyorlar? Yani mecliste reddediyorlar. Niye şeylerin, o silahların şeyler yapılmadı, balistik incelemeleri? Niye o ölen kimseler, niye kim vurdu, öldü, onlar isim isim tespit edilmedi? Niye o köprüde insanları öldürenlerin araştırılamaz, cezalandırılamaz diye onlara dokunulmazlık getirildi? evet. Yani bangır bangır bağırıyor darbeyi Tayyip yaptı diye, yaptırdı diye. Her hadise bağırıyor. Zaten bütün telaşları, dertleri o değil mi? Milleti korkutarak sindirmek istiyorlar ama fakat bu öyle olmayacak. Biz
Biz bir tek sineği bile öldürmedik. Bir tek sineği bile öldürmedik. Asla böyle bir şey olamaz. Asla olmamıştır. Sadece kendi arkasından gittikleri tiranın yani bir meslek meşrep siyaset taassubu o kadar yani. Onlarınki iftiralara öyle bilmeden bazıları bilmeden olabilir. He demelerinden kaynaklanıyor. Yani bu bir incelensin. Tarih incelesin bunları. Parlamento incelesin bunları. Şimdi mesela CHP Tayyip'in hırsızlığını anlattı mecliste. Gösterdi belgelere girsin diye. Fakat onları ortaya çıkan polislere sahip çıkmıyor. Onun içinde ne yaparsa yapsın %23'ten geçemiyor yani.